Allah vatanımıza selamet nasip eylesin. Askerimize cesaret nasip eylesin. Şu anda komutanlarımız diyor ki Metina dedikleri yerdeymişler şu anda esas mücadele. Kandil diyor yanında hiçbir şey kalmaz diyor. Öyle bir mağaralar var ki 40 senedir orada adamlar orayı böyle bir şehre çevirmişler. Yani içeriye 100 metre içeri istediğin atom bombasını at tıklamıyor yani. İçeriye işlemiyor. İlla içeriye müdahale edeceksin. Göremiyor. Pusuya yatıyor. Amerika en gelişmiş ona silahları veriyor, istihbaratı veriyor. Efendim şanlı Türk askeri buradan geliyor diye İsrail'i, Rusya'sı, Amerika'sı ülkemizin içerisindeki o dinsizlerin uşakları onlara haber veriyor. Allah o teröristleri de taraftarında kahreylesin. Amin. Yeter be. Kaynağından duydum ben bu haberleri. İkinci bir rivayet veya şuradan böyle bir yerden değil. Bizatihi orada mücadele veren şanlı komutanlarımızdan duydum bu haberleri. Ama inşallah Rabbim büyük zaferler nasip edecek. Küffar ve alemin 40 senelik o Orta Doğu'da ülkemiz Irak'la, Şam'la, Ürdün'le, efendim o topraklarla bir araya gelemesin. Oradaki kıvılcımın, ateşin, şerrin, çengerek yılanının başı bu terör örgütleri. Bunu orada besliyorlar, ayakta tutuyorlar. Neden? Çünkü İslam alemi güçlenirse gavurcuklar cıkcıka dönecekler. Vakti saati de gelmiştir Allah'ın izniyle. Mevla zulme müsaade etmez. Ülkemiz dünyada mazlumun yanında lider durumundadır. Ya kimsenin haberi yokken ülkemiz Şanlıbağrayla Pakistan'daydı. Biz de Hayder'le birlikte orada daha ikinci gün Allah razı olsun bizim Mehmet Kaya hemen oraya gitti. Görselleri görmüşsünüzdür. Biz de çok ciddi destekler gücümüz yettiği kadar verdik. Vereceğiz, vermeye devam edeceğiz. Mazlumun yanında olacağız. Ülkemiz tabii biliyorsunuz bütün Diyanet Teşkilatı camilerden yardımlarla direkt mazlumun yanında. Errahimun, merhamet edenlere yerhamuhumurrahman, sonsuz merhamet sahibi Allah merhamet eder. Ülkemizin üzerinde Allah'ın rahmeti payidardır. Allah kötülere fırsat vermesin. Ezansız, bayraksız, vatansızlara Allah fırsat vermesin. Genel bir şey söylüyorum. Bu dua ve temennilerle inşallah Allah'ım şanlı ordumuza müthiş güç, cesaret nasip etsin inşallah. Hep beraber Rabbena efrig aleyna sabran ve tebbit akdamena ve ansurna alel kavmil kafirin. Rabbena Allah'ım efrig aleyna sabran, sabır yağdır. Bu kadar hainler bak şu anda Ermenistan Azerbaycan'a saldırıyor. Bunlar tesadüf değil. Bu Türkiye'yi ateşe atmaya çalışıyorlar. Türkiye bu arada bir hata yapsın. Sen ne yapıyorsun diye efendim oraya müdahale etsin. Vay sen bir ülkeye durup dururken müdahale ettin diye efendim Fransa dediğimiz dünyanın en alçak yapısı, Afrika'yı sömüren eşkıya hemen adamlık yapacak. Vay siz efendim kontrolden çıktınız diye müdahale bahanesini buluyorlar. Allah ihanetlerini başlarına geçirsin inşallah. Burada bir ihanet senaryosunu çeviriyorlar. Ancak tutmayacak bunlar. Tutmayacak. Çünkü bunların artık şerleri, ihanetleri Allah'ın Celle Celaluhu'nun hududunu, limitini doldurmuştur. Mevla ilginçtir ama zalime de müsaade eder arkadaşlar. Aynen bardak gibi. Ama taştı mı artık daha Allah Celle Celaluhu اِذَا اَخَزَ zalim lem يُفْلِدْ بِيَدِهِ. Mevla zalimi yakaladı mı daha elinden kurtulamaz. Mevla Amerika'nın settar sıfatını Mevla kaldırdı. Amerika düne kadar kahramandı, büyük adamdı. Dünyayı idare ediyordu. Mevla settar sıfatı, settar örter. Mevla o sıfatı kaldırdı. Gavurluk limiti dolunca cas cavla kaldılar böyle. Aa teröristlerle baş başa. Meğer hain, terör sevici dünyanın başının belası olduğu ortaya çıktı. Artık daha senaryolar tutmuyor. Mevla perdeyi kaldırdı mı daha artık lemlüftit. Allah'ın gazabından kurtulamazlar. Görüyorum ki küffar ve alemin limiti dolmuştur. Askerimiz işi sağlam tutsun ve dünyaya adaleti tesis etsin. Allah ülkemize müthiş bir cesaret, adalet, hakkaniyet, mazluma yar olacak büyük bir irade Rabbim nasip eylesin inşallah. Özledik, özledik artık. Yani abi olmak güzel bir şey. Mazlumun hizmetçisi olmak güzel bir şey. Zalimin karşısına dikilmek asaletli bir şey. Özledik. 100 yıldır zillet, bir izzeti özledik. İstiyoruz yani. Rabbim o günleri göstersin. Amin. Mevlüt Kandili de geliyor 7 Ekim önümüzdeki günler. Allah Habibi hürmetine ekul bi fadlillahi ve bi rahmetihi. Allah'ın lütfu, Allah'ın Celle Celaluhu'nun fazlı keremiyle Habibini bizlere gönderdi ve biz ne yapacağımızı ondan öğrendik. Ve bi zalike felyefrahu. Onun gelişiyle Allah
Allah'ın lütfuyla sevinsinler. Biz peygamberin gelişiyle, dünyaya teşrifiyle, viladetiyle sevineceğiz. Ayetin ifadesiyle Mevlüt kandilini kutlayacağız. Yani ihya edeceğiz. Rabbim Habibi sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda bizleri daim eylesin. Varsın birileri efendim peygamberin dünyaya geldiği geceyi inkar etsinler. Çünkü peygamberi sevmiyorlar. Onu etkisiz hale getirsinler. Allah da onları etkisiz hale getirir. Biz Allah'ın Habibine değer vereceğiz. Hürmet edeceğiz. Sevineceğiz. Seveceğiz. Seviyoruz. Sevmeyenler düşünsünler. Biz Allah'ın Habibinden Rabbimize münacat ederek, dua ederek Allah'ım Habibinden bizleri ayırma ya Rabbi. Amin.